Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. 21. mektup. Bismi subhanehu ve imin şeyin ila yusebi bi hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yabluanna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma felatekul lahuma ufin velatenherhuma ve kul lahuma kavlen kerima ve'afiz lahuma cenahe zulümine rahmeti ve kul rabbirhamuhuma kemara bayani sagira. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihine fe innehu kâne lil evvabine gafura. Sadakallahu nazim. 21. mektup. Burada hepsini herhalde okuyamayız ama. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Bir de okuyayım. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi ve akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande. Amel mande ne demek? Hasta, yaşlı. Sakat. Hizmete ihtiyaç olan. İş yapamaz. Veya aciz. Bir de alil bir şahıs. Alil ne demek? Hasta. Alil. Alil. İç çekiyor. Hasta söyledi zaten. İhtiyar valide veya peder veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz veya alil bir şans buluna. Akli dengesi yerine. Şey değil mi bu? Bir alim de işini göremedi. Hani o durumda. Alim değil de. Alil. Hasta. Bu 21. mektup lemalarda. 21. mektup. Lemalar olur mu? 21. mektup. Şu ayet-i kerimeye dikkat et bak. Çok ilginç bir şey. Ben bunu biliyorsunuz da. Zaten buraya çok okumuşsunuz. Şöyle bir dinlerseniz istifadeniz fazla olur. Dur bakalım bu akşam farklı ne anlayacağım? Yani zaten burayı biliyorsunuz. Bildiğiniz bir şey. Ama farklı ne anlayacağız bakalım? Farklı bir şey ne olacak? Şu ayet-i kerimeye dikkat et. Bak. Nasıl ki bir ayette 5 tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. 5 tane. Hasta sana. He? İlletli. Hasta. Evet, dünyada en yüksek hakikat, hakikat ama, dünyada en büyük hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Yani anne babanın çocuğuna olan şefkati. Hiçbir bedeli yok yani, karşılığı yok. Beni buraya sevk eden neyi biliyor musunuz? Baştan söyleyeyim. Şimdi kimin elini tutarsam, kimi tutarsan tut, herkes psikolojik rahatsız. Öyle mi? Değil mi? Şefik öyle değil mi abi? Aman aman ilaç kullanmıyorsa o duruma gelmiş her. Hangi yaşta? Her yaş. Ya ben de merak ediyorum da ben de biraz araştırmacıyım. Niye böyle oluyor? Tamam. Bir şeyler biliyoruz tabii. Kesini biliyoruz. Biraz biliyoruz. Eskide yok muydu? Bekir Sami Sağbaş, bu Koksuvat'tı, biliyorsunuz değil mi onu? Sağbaş'tan biliyoruz da evet. Bekir olarak. Bilmiyorum. Onun vasıtasıyla, yaştı şu anda
zannediyorum 80 küsur yaşında, sağ. Onun vasıtasıyla Rize Devlet Hastanesi'nin başhekimine ulaştım. 1970'lerde, 73-74 o civarlardaki devlet hastanesinin başhekimine ulaştım. Yani bayağı araştırdım yani. Hangi şehir olursa olsun dedim ki ben bir başhekime ulaşacağım. Ulaştım ona. Ona da açmıştım. Sen yaşlısın, hem felsefe öğretmenisin, felsefe. Benim arkadaşım dedi ya. Dur dedi, sağ mı bakayım falan, sağ. O gittim. Gittim şeyde. Kadıköy'de oturuyor adam. 80 küsur yaşında. Dedim ki sizinle ne alakası var? Ya eskide devlet hastanesinde doktorsun, başhekim, psikiyatrist ve psikolog, psikoloji, aile, bir sürü bölüm yok muydu yani? Dedim. Psikiyatrist bölümü, aile danışmanı, psikoloji, bilmem bir sürü var değil mi? Yoktu dedi. Ne vardı dedim. Bir asabiye var. Bir tane. Şimdi oturduk. Peki psikoloji hastalar gelmiyor muydu dedim. Olmazdı dedi pek. Çok az. Sinirsel olurdu dedi. Hani deli dediğimiz var ya. Ama şimdi psikoloji söylediğim şey yokmuş. Yani bunu nazarla bakmanızı istiyorum. Bu derse sebep o. Peki nasıl yoktu? Bak dedi evlat, yaşlı adam. Eskide dedi doktorlar, hastaneler köyde bilge insanlardaydı. Çınar gibi o insanlar. Bir bilge kadın, babaanne vardı, büyük anne vardı, enalar vardı. Ena dediğimiz böyle. Veya babaanne, büyük babaanne, büyük dedeler vardı. Şimdi köyde birkaç tane olurdu. Yani bir tane olurdu. Bu insan, bilge insan, köyde birisi bir şey olduğu zaman Kasım ona başvuruyorlarmış. Bu insan çınar ağacı gibi maziyi, geçmişi geleceğe taşıyordu. Geleceğe taşıyordu. Ya, bu insan hücresi bir senelik değil. Hiç kimsenin hücresi bir senelik değil adem. 6 ayda bir değişiyor değil mi abi? Değişiyor. Nesi bu yaşlı adam? Yani kültürü değil mi? İç alemi. Bir sürü tecrübesi var. Hadiseler var. Kadın ve erkek geldiği zaman bak gelinim, bak oğlum, bak damadım, bak kardeşim diye bir zaman felancaları bilir misin? Yok dede, büyük dede, büyük babaanne veya bilmiyorum dedi. Bak böyle aynı sana benzer böyle bir hadise olmuştu. Başka bir zaman felancalar aynı buna benzer bir hadise olmuştu. O hadiseyi buna tasvir ediyor, çözümlüyor. Böyle oldu, böyle oldu ama burada hata yaptı. Sonra getiriyor başka bir hadiseyi, İsmail. Sonra o hadiseyi tasvir ediyor, çözümlüyor, malzemeyi veriyor. Ona uygun köyde bir sürü malzemesi var bunun. Bizzat kendi çözümlemiş. Veya kendisinden önceki bilge insandan ders almış. Böyle tevarüsen birbirine aktarımla o kültür, o gelenek, o tecrübe naklediliyordu. Bunu din olarak nakledene de şair deniliyor. Mesela tesettür, minare, mezar taşları, eski Osmanlı'nın şeyleri, camileri. Buna tevarüsen, yani geçmişin geleneği, geçmişin ruhu, kültürü, anane, ilim, örflerini hep o maddede cem olmuş o şekilde. Onu görünce mesela diyelim ki mezarda kim yatıyor? Eğer sarık gibi varsa bu alim yatıyor. Biraz geniş şeyi varsa müderris yatıyor burada. Normal mezar taşı ise benim gibi adam yatıyor oluyor mesela. Ta oraya kadar kültür şey yapıyor. Şimdi o gelen geline veya delikanlıya, o bilge insan mazide şöyle olmuştu,
çözümü buydu ama burada hata yaptı. Böyle başka bir akrabadan, başka bir insanı gösteriyor. Ona benzer bir hadiseden. Böyle 3-4 tane hadiseyi ona sunarak adamı yetiştiriyordu. Ne yapıyordu? Maziyi, geçmişi geleceğe taşıyordu. Bu çocuk, 20 yaşında çocuk, 22 yaşında evli, yeni evlenmiş, ailevi sorunları yaşıyor. Tabii ki yaşıyor. İkisi de çocuk. Tecrübesi yok. Kız da erkek de 24-25 yaşlarında evlendi. Hiçbir bilgi yok. Hiçbir şey yok. Af yok, tahammül yok, şefkat yok, kanaat yok, hazmediğim yok. Davarcığım değinelim. Sen dedin, ben de dedim. Yani nereye gideceğini, nereye giderse gitsin diyor. Böyle bir şeyi tanımlaması yok. Böyle bir kültür yok. Böyle bir hazinesi yok. Böyle bir tecrübesi yok. Örf, anane, kültür, geleneği yok. Yani kopuk böyle. Gelenekten kopuk. Geçmişten kopuk olunca geleceği de yok. Geleceği de karamsar. Bu adam niye olsun ki? Niye güzel diyeceğiz? Bu insan köyde böyle bilge insan vardı evladım dedi. Bize kalmazdı. Kavga gürültü toprak meselesi olunca ne yaparlardı biliyor musun? Onu sormamıştım ama. Dedi ki o köyün heyeti vardı yaşta. Herkes ona itaat ederdi. Kıkıl abi bilir biraz. Değil mi? Ondan sonra cumadan sonra heyet toplanırdı diyor. Herkes onun gösterdiği huduta itaat ederdi. Onun adliye yoktu diyor. Yani ille toprak kavgası değil, para, borç, işte namussuzluk her şey o heyet hallediyormuş. O 5-6 kişi heyet. Ben ucundan yakaladım ben bu heyeti. İhtiyar etmeleri yapacağım. Arazi pay etmeleri, Mehmet öyle yapmışlar değil mi? Ondan sonra ben bir kan davasında bulundum. Kan davası çocuk yani şahit oldum, çocuktum. Dayım onlardan bir tanesiydi benim dayım. Şerafettin dayım. O heyetlerden bir tanesiydi. Böyle. O da vardı ama hem de kendi akrabasıyla alakalı kan oldu ama hiç ferası yoktu yani. Doğruyu söylüyor şu an. Böyle bu heyete itaat ediliyordu. Şimdi eve geliyorum. Evde babaanneler, enalar, büyük anneler, büyük dedeler, dedeler, bir dedeler var, büyük dedeler var. Tamam. Bunlar ne yapıyordu? Genç yaşta genç kız veya oğlan evlense o eve geldi değil mi kız? Bir eve geldi ama orada babaanne ve dedeler var. O babaanne, dede gelen gelini çocuk yaşta işte 20-20 küsur yaşta hem onları yetiştiriyordu hem onu hem de doğurduğu çocuğu yetiştiriyordu. Onun terbiyesi altındaydı. Karı koca zaten bir özel hayatları evde vardı gece. Ama diğer hayat o ailede, o şair, küçük bir cemiyet. Babaanne, büyük babaanne hep oralarda olunca zaten karı koca kavgaları pek olmazdı. Çünkü paratoner vardı, şimşek, gök gürültmesi vesaire. Eve inmezdi. Ne yapardı? Paratonerle topraklama olurdu. Baba ne hallederdi? Dede hallederdi. Dede derdi, atar. Mesela babam beni döveceği zaman dedemin arkasına kaçardım. Terliği tutardı. Esas duruşa geçerdi babam. Kıpırdayamazdı. Vesaire. Tamam. Sonra onu görünce öyle kuru koruma yapmazdı. Bak evladım demişti dedem. Dolayısıyla hem gelini yetiştiriyordu o bilge insan, hem de delikanlıyı, hem de doğan nesli yetiştiriyordu. Kavga gürültüler olduğu zaman üzerine alıyorlardı. Nasıl üzerine alıyordu? Örnek vereyim daha hiç unutmamak için. Arabalarda böyle sağlanmak, kasise düşünce çok az bir şey sana kalıyor. İlk darbeyi havanın lastiği alıyor. Çukura düştüğün zaman. Mesleğim itibariyle söylüyorum. İkinci darbeyi amortisör veya helezon yay alıyor. Üçüncü darbeyi koltuk alıyor. Dördüncü darbe artık o kadar sana kalsın. Şimdi evdeki kavgayı ilk dede babaanne üzerine alıyor. Sonra babam var, annem var üzerine alıyor. Az bir şey kalıyor. O da sen de zaten tahammül ediyorsun. Şimdi evde tek başına tık tık ikimiz. İkisi de enaniyetli, ikisi de gururlu, ikisi de kibirli, ikisi de tahammül yok, sabır yok, af yok, arzularını erteleme, öteleme yok. Sen, ben, 100 metrekare bir daire oluyor fincan gibi. Mektubattan söylüyorum. İki sevmeyen çöl fincan gibi.
İki birbirini seven ne göre fincan çöl gibi olur. Ondan sonra taviz yok, ondan sonra mahkemeler, kavgalar, gürültüler. Şimdi evde niçin huzur yok, niçin çocuğumuz yetişmiyor? Hadi kavga yapmadın ama çocuklarımız dede ve babaannelerde mahrum olduğundan mazinin örf, anane, kültür, geleneğinden mahrum oluyor. Ondan sonra bizim gibi uyduruk nesiller çıkıyor. Ne yapıyor? Uyduruk şu. Sabır yok. Tahammül yok. Af yok. Şefkat yok. Merhamet yok. Şimdiki tabirle empati, bizim tabirle kıyasın bir nefs yok. Kendini onun yerine koyamıyoruz. Hazmetmiyoruz. Arzularımızı da ertelemeyi ve ötelemeyi de beceremeyince kavga kaçınılmaz oluyor. Bir portakal için kavga olur mu? Fidem. Zannediyorsun ki portakal için. Hayır, gurur işte. Evde en ufak bir şey tanımlamıyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Onun için terlik için kavga olur mu? Sen koydun koymadın. Olmaz. Peki onun için mi oluyor? Hayır. Enaniyet orada tezahür ediyor. Bardağa taşıran damla oluyor. Gurur, kibir, enaniyet, hazımsızlık, tahammülsüz. Çünkü niye? Geçmişin bir sürü birikimi var. Kültürü, ananesi, örfü, gelen yani yaşanmış olaylar. Neyle çözeceksin? Sıkıntı olunca son şeyimi söylüyorum. Sıkıntı olduğu zaman malzeme yok ki çözelim. Neyle neyi çözüyorsun? Çok şiddetli bir çatışma var. Hangi malzemeyle çözeceksin? Neyle çözeceksin? Ne biliyoruz? Bilmediğimizi de bir bilsek. Onun için babaannelerde mahrum olduk. Evde kavgamız kaçınılmaz oldu. Ya şimdi soruyor evlenirken ağması var mı? Var. Evi var mı? Var. Verdim gitti. Dini var mı? Yok. Dini soru olur. Namazı soru olur. Peki parası soru olur niye demiyorsun? Evi var mı? Var. Tek kalacak mı? O evlenmesi. He, tek kalacak. Tek kalınca başına bela alacak mı? Var. Tek başına kalma bela alacak. Ben dedemin de annesini biliyor. Enayi biliyor. Kambur olmuştu. Ama kucağından hiçbir torununun torunu düşmemişti. O tuttuğu zaman kucağına zannediyor musun çocuk bakıyor. Kalbindeki kültür tevarüsen naklediliyor anlatmadan. Nasıl oluyorsa bunun adı sirayet. O ateş, o kalp ateşi, babaannenin ateşi, o bakış, o nazar, o tutuş ona aynen kopyala yapıştır oluyordu. Ben onu görüyorum. Ben hala çocuk hafızamda şey yapıyordum. Bak, duruyor. İşte hanesinde, şimdi iyi dinleyin, hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi ve akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmande veya aciz ve âli bir şahıs bulunan gafil. İlle böyle merhamet et. Sanki onlar bize yük olmuş da onlar merhamet etmemiz gerekiyor. Onun için bu ders yapılıyor. Merhamete muhtaç biziz. Biz evimiz duman. Evimizde duman olmuş. Yanıyor. Duman çıkıyor. Duman her yerinde fışkırmış. Ya mutfak camından yatak odasından çıkıyor duman. Bilerek söylüyorum. Ya mutfaktan dumanlar çıkıyor ya yatak odasından çıkıyor. Eve geliyoruz. O koltukta o. Bu çocuk bu koltukta bu. O koltukta herkesin elinde kuyu. Sanki kuyu yani. Herkes inmiş aşağıya. Cep telefonu değil ki. Kuyunun kapağı. Herkes tutulmuş cep telefonuna. O kapakmış meğer. Telefon gibi gözüküyormuş. Kuyunun ucuymuş ağzı. Oradan aşağı düşüyor. Bağırıyor ama. O kadar aşağıya kuyuya inmiş ki sesi artık gelmemeye başlamış. Bitti. Kafalar bitti. Ne? Zannediyor musun onun dışındayım? Ben onu seyrediyorum. O beni içine almış da haberim yok. Ha. İşte ama bu babaanneler, dedeler olunca bu olmuyor. Oğlum falancanın evinde var ya herkes onu lanet ediyordu, sevmiyordu. Falanca dedi evine televizyon almıştın. Hiç kimse de yoktu. Sırf onda vardı. Bütün köyüne giderdi ama sonra ne oldu?
tek tek onları bile söylerdi. Falancanın falan şesi vardı. Bak sana malzeme veriyorum. Şu ayeti kerimeye dikkatle bak. Dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar ve validene şefkati celbediyor. En sonunda uf bile söylemeyin diyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en alil hukuk dahi, en yüksek hukuk, en kutsi hukuk, onların yani peder ve validelerin şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Hürmet ne demek? Hürmettir aslında. Saygı. Ne demek hürmet? Saygı göstermek. Çok Allah bir şey, sokak bir şey oldu ya. Hürmet. Hürmet ne demek? Yani hizmetlerini görmek manasında. Yok. Onu yaşıyor yani, sen de bir zaman öyle yaşlanacağını ona göre davranman, hürmet et. Saygı göstermez yani onun yaş itibariyle büyüklüğüne. O zaman bunu bir bakın, ben bilerek söylüyorum. Hürmet bu, saygı göstermek, değer vermek, ona gereken şey yapmak çok böyle kısır bir mana. Hürmet. Hürmet etmek. Bir bakmanızı rica ediyorum. Bir hürmete bak. Hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Mesela eskiler der ki bir bölgenin yöresel şeyi. Hürmet et ki senin üstünde tezahür etsin. Toprak olmak. Ona anlam vermek. Onun hayatına, hayatının devamına toprak olmak. Toprak, su değil. Onun hayatiyetini devam ettirmek. Hangi hayatı? Ona hürmet etmek. Onun maddi hayatına mukabil onun hakikatını üzerinde, kendi üzerinde devam ettirmek. Hürmet. Yani mesela acıya değil, sen ona acıya da seni. Evet. Seni. Yani seni, kendi nefsini ortadan kaldıran, benliğini ortadan kaldıran bir kimse niye hürmet eder? Şefkat ettiğinden. Ben muhabbet. Teslimiyetçilik. Yani kişinin kendisinden üstün gördüğü birinin kendini ortadan kaldırıp onu var etmek. Evet. Yani ana baba karşı fena filan gibi bir şey, onun hakkını girmek. Yani mesela sahabeyi yapan özellik neydi? Ne hasletiydi? İhsan hasleti ne demek? Kendini ortadan kaldırıp kardeşini var etmek. Ona boyun eğmek. Evet. Boyun demekken yani kendi egolarını, yani hürmet etmek demek, gurur kibrini, senin gurur kibrin üzerine alıyor. Kavga gürültü olduğu zaman, oğlum gelin bana söyle, ona söyle, bana tükür, bana küfür, ona vurma, bana vur. Ana söyle, estağfurullah baba ne ya, dede ya, ya ama dede, tamam oğlum, sen çok güçlüsün diye ama, o ufak bak hürmet yapacağım şimdi. Çok güçlüsün. Böyle 30 yaşında delik anteş gibisin. Babanın de 80 yaşında, 70 yaşında. O zayıf değil mi? Tuttuğu zaman her şeyin bitiyor. El etiğini üzerine almak. Senin hemen bir bakın elin ayağın düşüyor. Tamamen elektrikleniyorsun. Nötrlüyor seni. Nötrlemek. Kendi benliğini, kişiliğini ortadan kaldıran şeye hürmet edilir. Hiçbir beklentisi olmadan hizmet etmek. Hizmet etmek o fiil. Dünyada hiçbir beklentisi o yok. O fiili de ben bu tabiri doldurmaya çalışıyorum. O fiil. Beklenti olmadan ona hizmet etmek, değer vermek. Tabiri yani doldurmaya çalışıyorum. Maaşı var diye değil. Değil. Yani kendi benliği. Mesela bakın ateş gibi değil mi güçlüsün. Onu 30 yaşında ne olur? Kim durdurabilir bu bileği? Ama babaanne veya dede tuttu mu? O. Anasın. Ona var. Bana.
Tamam baba, ne ya, tamam ya, tamam, tamam. Bu sefer sende ne oluyor? O enerji ne oldu? Şeytan yaptı değil mi? Bağırma, çağırma, ver ağzını falan. O çıkan bir enerji yok olur mu? Olmaz. Ama havası indi. Nereye döndü? Hürmete döndü. Seni inşa etti, edene karşı dönüşen bir duygu. Hürmet. Nefsaniyetini, nefsaniyetine ruhunu boğdurmadı. Seni senden kurtardı. Seni boğuyordu. Ayı gibi olan nefis seni boğuyordu. Beni boğuyordu. Beni ortadan kaldırıyordu. Beni katil ediyordu. Beni Allah zalim ediyordu. Beni benden kurtaran zata fiilen ne yapıyorsun? Hürmet gösteriyorsun. Hürmet bu. Halk bilirim benim hatırıma diye başlıyor değil mi? Tabii. Mesela o fiil ama ben şey yapmak istiyorum. Şimdi bende içte kaynayan duygular yok mu? Nefret, öfke, adavet, intikam, haset var da var. Bunu nerede topraklayacağım? Ya bir yeri kıracağım, ya bir yeri tahrip edeceğim, ya döküp kıracağım ya bir yeri. Üzerine almaktan, pislik mesela gübre veya işte belediye çöplüğü üzerine toprak atıyor. Onun arasında çıkan güzel çekirdekler belediye çöplüğünde filizleniyor ağaç. Bizim olumsuz, negatif hissiyatlarımızı üzerine alıp bizi dönüştüren abidelere, yani böyle ağaç olur, babaanne olur, dedeler olur. Bizim içsel halimizi üzerine alıp bizi güzel bir filiz yapan, yapılan, ona karşı yapılan değer vermek, hürmet. Ama hürmet edilebilmesi için bunu üzerine alıyorlar. İşte peder ve validelerde şefkat. Şefkat ne demek? Kendi benliği yok. Karşılık yok. Hesap mesap yok. Ne yaparsan yap. Sana şefkat eder. Buna mukabil hürmet koydu ustad. Şefkatlerine mukabil hürmet koymuş. Hürmet dışarıya bizim davranışımız ama ruhsal yapımız hürmet. Bizim içsel coşkunluklarımızı nötrleyen, adam eden kısacasına karşı yapılan hürmet, değer, haklarıdır. Çünkü onlar, bak bunu söylüyor fiilen, hayatlarını kemal ile lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Mesela çoğumuz babayız. Çocuklar bizdendir. Anneler, sizin çocuğunuzun annesi, sizin çocuğunuz için bendendir demez. Benim organımdır diye görüyor. Kadın çocuğunu benden olan bir şey değil böyle bir şey yani. Lanet değil. Erkekler öyle görür. Bu benden. Ama benden kopmuş. Kadın işte böbrek, karaciğer, dalak, el, ayak, baş gibi, kol gibi görüyor. Yani orada ama benim uzantım o. Kendisinde farklı, kopmuş görmüyor. Evet. İstersen sen 90 sene baba olarak bak. Babalıkta benden ama orada. Anne ise benim kolum orada ama benim kolum. Bak ben buradayım, kol burada. Benim parmağım. Bak bu benim kitabım ama orada. Ama bu kolum orada ama benim. Kadın böyle görür çocuğunu. Allah Allah. Allah nasıl yapayım? Nasıl böyle tövbe yani? Tahayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil. Sırrınca Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kainatı kuracağı zaman böyle. Böyle bir kainatı sistemi, böyle bir erkek. Allah erkek değil, dişi değil. Allah soğuk değil, sıcak değil, karanlık değil, aydınlık değil. Dün değil, yarın değil, mahluk değil. Böyle bir sistemi nasıl hatırına geldi? Nasıl kurdu? Allah bizi nasıl yarattı? Nasıl birbirine çatışan, çelişen, zıtlaşan, beraber olan duygularla donattı. Çok garip ya. Neyse tövbe yani. Tefekkür için söylüyor. Nereden hatırına geldi? Böyle bir şey yapmak ya. Kadın psikolojisi. Yani yaptı ama bir de kadın psikolojisinin yazılımını koy. Erkek yapmış. Ondan sonra ona o yazılımı yüklemiş. Nereden hatırına geliyor? Nasıl geldi ya? Nasıl?
Numune yok, model yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, muacil yok, zaman yok, mekan yok, madde yok. Yapan Allah'a ne deniliyor? Fatır. Fatir-i Zülcelal. Zamansız, zeminsiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız. İlk ve son yapan, denemeye. Yaptı bitti. Anne kanda çocuğu yapıyor. Bir bakayım ya dünyada. Olmadı hadi geri git düzelteyim. Öyle bir şey. Hani arabayı yaparlar. Fren bakayım tutar mı tutmaz mı? Git biraz dolaş bakayım otobanda. Ondan sonra aa olmadı şurası. Öyle bir şey yok. Fatih-i Zülcelal. İlk ve son yapar. Bir konuşur son konuşur. Peygamber'e de öyle öğretmiş. 23 senelik peygamberlik hayatında, 23 senelik peygamberlik hayatında, ey ashabım, 22 sene önce söyle söylemiştim ama şimdi onu değiştiriyorum dememiş. 23 sene önce ne demişse, 23 sene sonra aynı şeyi söylüyor. Bu insan için normal mı? Hiç kesinlikle mümkün değil. Yani bir edebiyat öğretmeni olacaksın, bir sanatkar olacaksın, bir futbol, bir sporcu olacaksın. İlk halinle son halin bir mi Yusuf? Böyle bir şey olur. Benim mesela ilk Risale-i Nur okumamla şimdi bir değişmeyecek mi 20 senede? Peygamberde değişmiyor. İlk ne demişse son aynı. Bu böyle bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Olmuşsa Allah söylettiriyor. Teknoloji zatında var diyebilir miyiz? Zatında, insanın fıtratında var. Yani bu sistem var. Yani bir insan tekamülün dışında kalamaz. Bir insan terak etmeyecek mi? Edecek. Bunun dışına kalabilir mi? Hiç kimse kalamaz. Hiç mi tecrübe almayacak? Hiç mi yeni bir şey öğrenmeyecek? Ben öğrendikçe konuşmam değişiyor. Ben öğrendikçe tavrım değişiyor. Simam değişiyor. İlk gibi olur muyum ya ben nurculuk hayatında veya İslam hayatında vesaire tamircilikse sanatkarlıkta? İlk misin? İlk gibi misin? Evet. Mümkünatı var mı? Hiç mi şey almadın ya? Nereden şundan bundan? Ya bir şey söyleyeceksin, son olarak söyleyeceksin. Bir insan böyle bir şey olur mu? Olmaz. Böyle bir insan olur mu? Yok, olmaz. Var birisi, o zaman Allah söylettiriyor. Bu tekamül kanununa zıt. Bu böyle olmaz ya. Allah mesela hurmayı yapmış, ilk yapmış, sonra yapmış. Ben 60'a geliyorum. Doğduğum zaman nasıl gördümse gene de öyle. Gene en mükemmel. En son teknolojiyi. Yani değiştirmemiş Allah hurmayı. Portakalı değiştirmemiş. Portakalın için gittikçe değişmiş mi? Kemalata doğru gidiyor mu? Niye gitmiyor? Kendisi kemmiydi. Son yapmış. İlk yaparken son yapmış gibi olmuş. İlk son gibi olur mu? Allah yapıyor. Bu ancak Allah'a mahsus. Nasıl hocam? Mesela Allah'a göre mesela inkar edenler var. Ama dediğin gibi... Mehmet bir bardak su versen. Dediğin gibi bir portakal mesela itiraz edemiyor yani. Bu hiç gelişmedi mi? Yani her ne kadar teknolojin yukarıda olursa olsun sana doğat gene model. Yani sen de yine model alıyorsun. Tabiatı model alıyorsun. Tabiatı taklit ediyorsun. Son model, son teknoloji her zaman. Yani bir bakıyor bu sene teknolojiye göre ha bunu öğreniyor portakaldan. Gelecek sene daha değişik bir şey öğreniyor. Daha acayip bir şey öğreniyor. Mesela bizim okulda hoca derdi ki suyun donmaması için arabalarda, uçaklardaki yakıtın donmaması için portakalın gazı modeli alınmış. Mesela portakal içi su ya, mandalinanın içi su, soğukta donması lazım. Kayseri plakası kaç? 38. -38 santigrat dereceye kadar portakalın içerisindeki su donmuyor. Nasıl donmuyor? Bakmış. Dışındaki gaz. Zaten böyle portakalı böyle kabuğunu şey yaparsanız çakmağını çaktığın zaman yanıyor değil mi gaz? O gaz -38 santigrat dereceye kadar içerisindeki suyun donmasına mani oluyor. Şimdi ona bakılarak antifriz imal edilmiş. Hocam dedi ki tamam da portakalı yapan nereye bakmış? Her zaman son model. Ne yaptı? Topraktan alıyor şeyi, gübreyi, toprağa antifriz yapıyor. Yani niye yapıyorsun? Yaz olsun, yazın olsun bu meyve. Olmaz o, kışın lazım. Mesela buralarda 20-25 sene önce hurma pekmezini yapmazlardı. Değil mi İsmail? Hiç yoktu, hacamat yoktu. Yapardım derste, böyle çıkardım kasten böyle alnıma. Hacamat yapıp 20-30 sene önce
Ya sorarlardı böyle böyle. Ne CD'ler vardı o zaman. Bak budur. Hurma pekmezimi yapmazlardı hep böyle. Niye peki kışın çıkartıyor hurmayı? Bak bakalım yapı bakımından nereye benziyor? Hurmaya bakın. Oraya hitap ediyor bu hedeflenmiş. İlk ve son anne babaları da böyle model yapmış. Ya. Onların hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Bir dükkan beyaz eşya satmak için dil döküyoruz değil mi? Anne babamıza o kadar dil dökmüyoruz koca bir günde. Bırak anne babam. Eşimize de eline sağlık ya. Ne güzel bir yemek oldu demiyor. Surata sık. Ya kaç senede böyle yemek yapıyorsun ya. Bir budunu tuzunu eleyemedin ya. İnsan gaflete geliyor. Bazen tuzun kalitesi değişiyor. Petrol ofis tuz oluyor. Kimyasal. Beyazlatayım diye hastalığına var ya. Salina bilemiyor. Bunlar hepsi kimyasal ya. Aslı gitmiş böyle. Tabii markaya göre değişiyor. Tuzu tabii oranı değişiyor. Tuz için fırça atıyoruz ya. Tuz için ya. Böyle böyle basitleşmişiz ya. Yemek için kızıyoruz. Ama bir buzdolabı satmak için kaç tane dil döktün şimdi öğrettin? Ya sen değil hepimiz ya. Öyleyse ben bir tanesi yaptı bana. Aa, yanaştım lastik hava basacağım. Lavuzu basacağım ya 10 dakika beklemeyeceğim ya. İşte, takılıyor. Oo hoca dedi. Sen hoca sen yok abi sırası sende doldu. Şey havanı bas. Ya gel dedi. Ya al dedi kendisi getirdi. Ya o hal unutamıyorum ya. Ne olmuş yani? Bir 5 dakika sırasını bana vermiş. Ama eve geliyorum yemek için kavga ediyorum ya. Bir bana sıra verdi diye unutamıyorum. Oo teşekkür ederim. Alttan alıyorum. Aa bana. Yapmadığı maskaralık yok yani adama. Çok teşekkür ederim. Aa, Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hakkını helal et. Lan eşime de biliyorum ya. Biraz vahşileşmiş miyiz Yusuf? Yok ki diye. Evet. Bak. Hele anne baba bulamazsınız. Allah. Anne babayı bulamazsınız varsa ana babasına karşı gelen insan bozması canavardır diyor Üstad 32. sözde. Öyle mi diyor abi? Ben mi uyduruyorum? Öyle. Anne baba deyince kaynana, kayınpederle... Aynen. Bak kaymakam, aslı çabuk söylemişiz. Kaymakam, kayınpeder, kaynana. Kayınpeder. Ne demek? Kayınmakam. Makama oturan demek kaymakam. Kayınmakam. Makama oturan. Kayınpeder. Baba makamına geçen. Boşansan bile eşinden kayınpeder, kayınvalide gene babadır, gene annedir. Ama şimdi ne diyor? Anne kız erkeğe, erkek de kadına anne babandan uzak duracaksın. Şu vahşiliğe bak yani. İnsan bozması canavar işte. 32 söyle öyle diyor. Anne babasına, onu da kaynanası, onu da kaynpederi, onu da kaynanası, onu da kaynpederi. Anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır diyor. 32. sözde söylüyor değil mi? Hakkı dahi olsa, hak dava etse diyor. Hakkı dahi olsa diyor, haksızdır. Diyor. Haksızdır. Evet. Dünya cihetiyle öyle. Şimdi mesela Asım, maddi ha. Asım hocam şimdi bu zaman da öyle kaynaklar var ki çok yuva etmiştir. Şey yuvası yuvası. Gel lan buraya. Gözmeyin. Hakikat o kadar şey ki maalesef onun bedelinin faturası çok ağır geliyor bize. Faturası o kadar ağır ki bağırıp çağırıyoruz ama artık ondan sonra iş işten geçiyor. Ya. Ondan sonra eyvah yandım diyor. Diyor ki bir tanesi bugün abi diyor bir şekilde diyor boş yaptım diyor. Boşadım diyor. Tamam. Kızdık diyor. Şey yaptık. Ne olacak? Geçmiş olsun. Ama sinirlendim diyor. 644. Burada söylüyor. Merdan ümmeti onlara türlü ömürlerin arzu ettikleri dualar etmeyeceğim. Ya Allah Allah. Diyor ki
Yoksa nefsani, dünyevi itibariyle olsa onlar ihtiyar oldukları ve sana bar olacakları bir vasiyeti girdikleri zaman sana baktı, her şeyi yaptı. Tam sana ihtiyaçları var. Yaşlı, sana bar, yani yük olacakları zaman en sufli, en alçak bir his ile, yani yaşlandı ya, tamam, bir de emekli maaşı da yoksa, emekli maaşı da yoksa, onların vücutlarını istiskal etmek, ya vahuri de vapçit, yani ölmediğine kurtulmadık ya. Bazıları yani, ne zaman geberecek? Kaybolsa da git kurtulsak senden. Vücutlarını istiskal etmek, yani ölmesini şey yapmak, sebebi hayatın olan o muhterem zatların mefterini arzu etmek gibi vahşi, kederli, ruhani bir elemdir. Allah Allah. Sağ olun, bir şey sorayım. Dün sen ne dedin? Başta ayet okudunuz ya. He. Anne babanız yaşlandığı zaman oh bile demeyin. Bu şu mana çıkıyor mu? Ben gencim, oğlum bana of diyebilir. Bir de söyle. Yani yaşlandıkları zaman diyor da ayette. Hı. Onlar yaşlandıkları zaman oh bir de demeyin. Evet. Ayetin manası bu. Ben gencim. Sessiz. Bana oğlum diyebilir mi o? Sen ona, oğluna göre sen genç, bana göre gençsin. Oğluna göre yaşlısın. Yaşlıyım, sana belli yaşında. Ama senin oğlun kaç yaşında? O da 25. Ha, ona göre iki kat değil misin? Yani peder validesiysen böyle. Şimdi Aslan Hocam bir de şu var. Devlet bir şekilde anne babaya bir el örtü şu şekilde. Mesela bakıma muhtaç olanlara bakım parası veriyor. Şimdi havadan kapıyorlar. Yok. Ne yapıyor biliyor musun? İki tane üç tane çocuğu varsa kart bir tanesinde anne babayı tıkadı bir yere. Var, vermiyor. Dönüşümlü yapıyor. Dönüşümlü yaparken kart bir yerde. Neyse. Neyse. Bu. İnsanlıktan hissesi olmayınca, o bilge insanlar ortadan kalkınca, evde yaşlı insan oraya gelmedi. Belki gelmez. Hemen okuyayım. Levla şuyuhur rükke'u lesubbe aleykumul belâ'u sebbe. Sırrıyla. Belki gelmez diye atladım işte. Onu söylediğim için. Kart mı? Bak karta bak. Bankamatiğe bak. Rahmetli Devre Hoca derdi ki bir kısım hocalara bankamatik derdi. Yani para için. Bankamatik adam. Hoca hocam dedim ya. Bankamatik bu. Vezne hocası derdi. Vezne hocası. Şimdi anne babalaya da bankamatik. Anne babaya da bırakılmıyor ki. Sefil ya. Acayip bir şey. Bak ama başka karttan bahsedeceğim bak. Levla şu yuhurke u lesubbe aleykumul belau sebbe. Ne demek? Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı. Evinizde beli bükülmüş yaşlarınız olmasaydı. İlla böyle kambur manasında değil. Belalar sel gibi üzerinize dökülecekti. Görüyor musun? Ne derece onlar, ne demek bu? Yağmur veya mesela şemsiye. Şemsiye yağmurluk olarak kullanıyoruz. Aslında güneşlik demektir. Şems güneş demek. Güneşlik yani. Şimdi bu insanlar, anne babalar bizim evdeki şemsiye gibi. Hem yazlık hem kışlık. Neymiş o? Sebebi defi musibetmiş. Yani musibetin def olması. Paratoner gibi. Bak, ne derece sebebi defi musibet? Defi musibet? Musibetin def olmasına. Şemsiye gibi olduklarını sen kıyas eyle. El ceza min cinsil amel. Ne demek? Sırıyla sen validenine hürmet etmesen, oğluna sen etmesen, baban annen etmesen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Ben dakika dukka. Bir de şey var ya, yazık olsun diyor ya, cenneti kazanmayan da. O hadiste evet. Hadis değil mi? Evet. Yazık. Anne babası sağken cenneti kazanamayan yazıklar olsun da demiyor. Burnu. Üç defa. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün. Allah Allah. Yani burnu ne demek? Yere böyle sürülsün değil. Burnu ne demek? Burnu havada. Yani izzetin şerefin kalksın. Dünya ve ahirette izzetsiz kalasın.
Anladın ya, burnu havada. Bunun sürtüsünü değil mi? İzzet ve şerefini kaybediyor. Allah ona bir şahsiyet, bak bir elbise giydirmiş. Hepimize bir elbise giydirmiş. Allah'ın ilmiyle, hizmetiyle meşgul olanlara Allah bir şahsiyet giydirmiş. Bazı o şahsiyetten bazıları korku salıyor. O zındıkların kalplerine o şanslar gözükünce korku salar. Bazılarına güven geliyor. Öteyi söyleyeyim size. Metafizik alemini söyleyeyim. Böyle Allah'ın dinine hizmet eden ve Allah bunlara böyle bir şahsiyet vermişse o beldeye girdiği zaman o beldedeki kafir cinler kaçışır, Müslüman cinler hakim olur. Kâh hiçbir şey yapmasın, şehre girse yetiyor. Diyor ki, el ceza min cinsil amel, sırrı ile sen validenine hürmet etmesen senin evladın da sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızıklarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketi geçsin. Bir evinde anne babası yoksa bu insan sağır ki olduğu halde. Anne babasız yaşıyorsa o evde huzur yoktur. Nasıl söylüyorsun? 2 kere 2 4 bu. O evde huzur yok. Anne babası sağken, toprakta değilse, anne babasını koymuş kenara veya nasıl olmuşsa olmuş işte. Orada. Huzur yok. Kavgadan kurtulamazsın. Bulamazsın. Yok. Ya nasıl o? Ben burada rahat ediyorum. Bırak onu. Böyle değil işte. Ne fıtratta var, ne insanlıkta var. Yok bu. Eğer dünyayı seversen diyor. Buradan çıkarıyor. Yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı, rızkın bereketi geçsin. Yoksa onları istiskal etmek ölmedi de kurtulmadı. Ya. Demek ölümlerini temin etmek, onların nazik ve seri tesir kalplerini rencide etmekle hasiri dünya vel ahiret. Dünya ve ahiret hasarette. Sırıyla sırrına mazar olursun. Eğer rahmeti rahmanı istersen, o rahmanın bedialarına, o rahmanın hediyelerine, sana gönderdiği hediyesine, Allah sana hediye gönderiyor. Mesela kapı çalıyor. Mesela hürmet ettiğin birisi kalsın. Sana hediye gönderiyor. Ya git söyle istemiyor. Ne kadar acayip olur. Allah'ın sana hediyesi ne? Biraz önce anlattım. Bilge insan. Başka? Defi belliyat. Belaların define. Başka? Rızkın ve evde huzuruna sebep. Bir sürü sebepler var. Bunlar Allah'ın sana hediyesiyken bunu kenara koymak. Koyarsan. Abi şimdi ölsün de kurtulsun demiyorlar da şunu diyorlar, eğer hastaysa, yatalaksa ya ölmesi daha hayırlıdır. Rahat edecek ölsün. Tabii. Öyle deniyorlar. Hatta hocam bir piyasi de öpüyorlar. Yahut tarafa bu tarafa. Sen hanım babasın madem. Yok değil mi sen? Benim gibi misin? Bir yazı öpüyor. Yahut tarafa ya bu tarafa diyor. Okuyorlar ha yahut tarafa. Hatta yetiştiriyor beni daha. Sağ olsun yazın. Yasin gönderiyorlar. Ölsün diye. Yahut tarafa ya bu tarafa. Ya zaten bu tarafta. Neresi bu taraf yahut tarafa ya bu tarafa? Zaten bu tarafta. Niye zor diyorsun? Peki gitmedi. Yani yahut taraf, ben anlamadım bunu. Yahut taraf, bu tarafta zaten. Bu tarafa demesin, iyileşmesin. İyileşsin var. Kendi ihtiyacını görse muhtaç kalmaz. Eğer rahmeti rahman istersen, o rahmanın vediyalarına, Allah'ın sana gönderdiği hediyeye, en azından şemsiye bunlar. Levla şuyuhul rükkâûle sübâleykûmul belâ'u sebbâ. Çok hoşuma gidiyor da. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar, musibetler evinize sel gibi yağardı. Şemsiye gibi. Huzur yok gibi. Mesela babaanneler, dedelerimiz de eve ne kadar para giriyordu? Ne bileyim, lahana vardı, misir ekmeği vardı ama huzur... Ya, 60 metrekareyi ben hatırlıyorum, babam da dahil 4 kardeş çocuklarıyla, aileleriyle yaşıyordu. Çocukluk hatırlamıyorum, yalan söylemeyeceğim. Bir defa kavgaya şahit değilim. Bak, 60 metrekare ancak vardı.
her bir şeye, aileye bir oda vardı. Dedem de sağdı, babaannem de sağdı. Aşağı evde, doğduğum evde dedemin annesi de sağdı, ena da sağdı. Her bir şeye, babama, ailesiyle beraber oda. Yeri dardı, gönülleri genişti, huzur vardı. Şimdi karı koca 100 metre kareye, karı koca top oynar, yerleri geniş, gönülleri dar. Kavgadan kurtulalım. Yerleri geniş, gönülleri dar. Onların gönülleri geniş, yerleri dar. Bazen üzülüyorum öyle. Annelerim, babaanneleri o yoklukta şöyle yaptı, 15 tabağa üzüm yapardı, şey yapardı, vay be nasıl şöyle. Evet, o işlerle meşgul oluyordu. Allah onlara ruh genişliği verdi, rızık noktasında sıkıntı var. Şimdi rızıkta genişlik var, ruh darlığı var. Abi hocam düğünlerde diyor, hadi bayan diyor, bir takım ürünse olur diyor, herkesini giyerdi. Abi elbiseyi giyerdi. Herkesini giyinir diyor. Evet. Sakınlardı böyle, bir düğün oyunda ruhuyla da giyinir, şey yapsın diyor. Ve düğün salonlarında dedi bak, uhuvete bak, köyde o şu bu babaanneler toplanırdı, yemek yaparlardı, sarmalar, şeyler falan bir köyde, Allah Resulü'nün sünneti ya yemek verdi. Şimdi böyle düğün salonunda böyle kuru şeylerle haramına, şey, yani Allah yardım etsin. Babamın bir hatırası rahmetli, ablamı verdi, kız tamam, düğün oldu yani. Ben oradayken kadını bir yerde damat girmiş yani, eriştim şey. Bombası vardı şey, dinamit, devamlı dinamit taşımış o. Fitili yakmış, atıya zor tuttu da yani. Ne, ben buradaki o, oraya, kadın olduğu yer niye girdi diye. Ey, eğer rahmeti rahmanı istersen, o rahmanın vücutlarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş ismine bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyeti görüyordum. Sırrını bilmezdim. Dünyada da muvaffakiyetli. Sonra anladım ki muvaffakiyetinin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala من قال الجنه تحت الاقدام الامهات وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلامات